Fatma Çelik 28 Nisan 2024 Yeni Çağ TikTok Türkiye'de de yasaklanır mı? 2016'da Amerikan demokrasisine büyük yara aldıran Trump'ın tekrar Amerikan başkanı olma yolunda ilerlediği şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden bir demokrasi tartışması yaşanıyor. Üstelik bu defa Trump genç seçmenin oyunu almak uğruna başkanlığın süresince karşı çıktığı bir uygulamayı demokrasi iddiasıyla sahipleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarılan kapsamlı bir güvenlik yasası kapsamına TikTok'a erişim engeli getirilmesine dair bir düzenleme girdi. 13 Mart'ta Amerika'nın iki meclisinden biri olan Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından süreç hızlı ilerledi ve Senato ile Amerikan Başkanı tarafından da onaylandı. Engelin gelmemesinin tek yolu TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in Amerikalı bir şirket tarafından satın alınması. Bu satış için şirketin önünde 270 gün var. Üstelik Amerikan Başkanı isterse bu sürenin 90 gün daha uzatılmasına izin verebilir. Süre Amerikan seçimlerinden sonrasına hatta yeni başkanın ilk görev gününe denk geldiği için yeni Amerikan Başkanı uzatma kararını verecek veya vermeyecek. Yasağın ardındaki nedenler Şüphesiz yasağın ardında ekonomik nedenler, Çin-Amerika çekişmesi var. Amerikalı yetkililer, ülkedeki 170 milyon TikTok kullanıcısına dair verilere Çin hükümetinin erişmesini risk olarak görüyor. Bu hususta kanıtlanmamış olmakla birlikte, ByteDance'in aslında Çin Komünist Partisi'ne ait olduğuna dair iddialar bulunuyor. Yasağın güvenlik yasasının kapsamına sokulması da işte bu endişeden kaynaklanıyor. Ancak Türkiye'de bazı medya kanallarında bakın Amerika'da medyaya yasak geliyor gibi bir yaklaşım görünce bu konuya değinmek istedim. Nitekim Amerikan anayasasında yapılan ilk değişiklik yasası meşhur First Amendment ifade hürriyetini garanti altına alıyor. Bu kapsamda TikTok hak ihlali iddiasıyla yasayı mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Yapılması gereken Günceli yakalamak adına sosyal medyanın çeşitli mecralarını kullanan biri olsam da aslında TikTok uygulamasının nasıl bir uygulama olduğu konusunda tam bir boomer'ım. Ancak duyduklarımdan ve diğer medya mecralarında gördüklerimle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle genç nesil tarafından fazla kullanılıyor olması, yani özellikle hedef kitlesine etkisi açısından algoritmasına yönelik bazı önlemleri aldıracak düzenlemelerin yapılması kesinlikle gerekiyor. Tabi bu yasaklansın demek değil. Zira bu tarz yasakların devamında gelecek yasaklara kapı açacağını da öngörebiliyorum. Tamamen yasak şüphesiz ifade hürriyetinin ihlal edilmesi demektir. Zira zaten daha önce de belirttiğim gibi Amerika'daki bu yasağın ardındaki nedenler insanların özgürlüklerine müdahale etmek, medyayı kontrol altına almak değil. Güvenlik endişesi bir devlet için makul bir endişe olsa da, Birleşik Krallık, Kanada, Amerika, Fransa, Avustralya gibi birkaç ülkedeki devlet tarafından verilen telefonlarda yasak olması ve bu tarz medya kuruluşlarının kullanıcılarının verilerini üçüncü firmalara satışını yasaklaması ölçülü ve etkili bir sınırlamadır. Gençleri koruma altına almak ve doğru bilgi edinmelerini sağlamak için genel olarak medya okur yazarlığına dair eğitimlerin okullarda verilmesi, bu tarz uygulamalar açısından sosyal medya güvenliğine dair eğitimin de bu kapsama alınması düşünülebilir. Fatma Çelik